Herkese merhaba. Sunumuma başlarken size bu soruyu sormak istiyorum. İnsan yüzünün sağı ve solu aynı mıdır? Hep beraber bu sorunun cevabını öğrenelim. Altın oran, matematik ve sanatta bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Orta çağın ünlü matematikçisi Leonardo Fibonacci, birbiri arasında ardışık ilişki ve olağanüstü bir oran bulunduğunu iddia ettiği fi sayılarını keşfetmiştir. Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa olarak adlandırılan bu tablosu, altın oranın kullanıldığı ilk eser olmasıyla ilgi çeken eserler arasında yer almıştır. Altın oranı aynı zamanda deniz kabuklarında, tavşanlarda, ayçiçeklerinde, salyangozlarda, çam kozalaklarında da görmemiz mümkün. Altın oran, doğada bulunan varlık ve yapıların birçoğunda bulunduğu gibi insan yüzünde ve insan vücudunda da bulunmaktadır. Peki altın oran herkeste var mı? Hayır, yok. Özellikle de yüzü altın orana sahip kişiler güzel kabul edilmektedir. Rihanna, Adriana Lima gibi. Peki neden herkeste yok? Şehir yaşamı, yanlış beslenme, hareketsizlik gibi faktörler ideal formu bozucu etkilere sahiptir. Yüzümüzün iki tarafı eşit olsaydı nasıl olurdu? Yapılan araştırmalara göre simetrik bir yüze sahip insanlar karşı cinse daha çekici geliyor. Amber Heard'ün yüz hatlarının altın orana yakınlığı yapılan testler sonucunda %91.85 olarak belirlenmiştir. Ben de bunu gözlemlemek için Amber Heard'ün önce orijinal fotoğrafını, daha sonra sağ ve sol tarafının simetriğini aldım. Gerçekten de pek bir değişim olmadı. Türkiye'deki altın orana sahip kişilere bakıldığında erkeklerde Kıvanç Tatlıtuğ, kadınlarda Beren Saat yer almaktadır. Aynı işlemleri bu fotoğraflara da uyguladım. Ben de yüzümdeki altın oranı merak ettim ve aynı işlemleri uyguladım. Gördüğünüz gibi ilk sırada orijinal fotoğrafım, ikinci sırada sol tarafımın simetriği ve üçüncü sırada sağ tarafımın simetriği var. Bir de bunu bir arkadaşımla denemek istedim ve sonuç böyle oldu. Yani herkesin yüzünün sağ ve sol tarafı birbirine eşit değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.